Ben Küpe FM'e gündemdekiler programında bize yer ayırdığı için, bizi dinleyicileriyle buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun, var olun. Siz bana, beni davet ettiğinizde hiçbir hazırlığım yoktu. Ama biz her zaman için hazırız. Yani ben dedim neden olmasın, tabii ki giderim. Kamil Bey'in bende ayrı bir yeri vardır. Size de camianıza da çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Demokrat Parti olarak. Tabii ki 4 yıllardan sonra ilk defa sizin aracılığınızla, Küpe FM aracılığıyla hemşehrilerimize, bölgemize ulaşmaktan dolayı ayrıca mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Küpe FM ailesine ve başta Rıdvan Sırdaş ve sevgili Kamil kardeşim diyeyim, teşekkür edeyim kardeşim olarak. Sizlere ve buradaki tüm kardeşlerime saygılarımı, sivri halkıma sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Öncelikle programınız için birkaç şey söylemek istiyorum. Bu bir çok önemli bir görev yapıyorsunuz, kamusal bir görev ve bunu çok güzel yapıyorsunuz. Bu buradayım ve bu programdayım, bu radyoda Kamil Bey'in konuğu olduğum için söylemiyorum. Bütün kamuoyu bunu paylaşıyor. Güzel bir tarafsızlık içerisinde kamuoyunu bilgilendirme görevi yapıyorsunuz. Önce bunu bir sorumluluk içinde yaptığınız için sizi tebrik ediyorum. Gündemdekiler her çarşamba saat 15'te bölge gündemini belirliyor. Kamil Bilici ile Eğitim Rehberi başlıyor. Müzikal Tekiniz Küpe FM'den, ben Deniz Kamil Bilici'den mutlu günler efendim. Saatlerimiz 15.15'i gösterirken kaliteli müziğin doğru adresinde, yepyeni bir haftanın ilk iş gününde, yeni bir eğitim rehberinde karşınızdayız. Bölgemizde eğitim camiasında yıllardır hizmet veren bir kurum ve kurucusuyla bugün keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Çilli Anaokulu kurucusu Sayın Gülgün Narinç stüdyomuzda. Birazdan hem kurulum aşamasını, hem bundan sonra süreci, hem de bundan sonraki hedeflerini öğrenme şansımız olacak. Eğer sizler de programımıza soru, görüş ve önerilerinizle katılmak isterseniz yapmanız gereken şey de çok basit. 0212 727 1111 tuşlayabilir ya da sosyal medya üzerinden facebook.com/kupafm ve twitter.com/kupafm adreslerini kullanarak bizlere soru, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz dedikten sonra şu an stüdyomuzda bulunan Gülgün Hanım'a hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Yoğun bir tempo içerisinde çalışıyorsunuz. Az önce program öncesinde de sohbetimizden de öğrendiğim kadarıyla birkaç organizasyonun içerisinde bize vakit ayırdığınız için ben kupafm ailesi adına teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Hem şahsınız hem de aslında Narin soyadı da Silivri'de, bölgemizde tanınan yani isimlerden bir tanesi. Ama kısaca kendinizi tanıtarak başlayalım mı, Gülgün Narinç kimdir diye. 1970 İstanbul doğumlu. İlkokul eğitimi Mersin, daha sonrasında İstanbul. Üniversitede İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Yaklaşık 17-18 yıllık bir çalışma hayatım var. Hem eğitim sektöründe hem özel sektörde. En sonunda da eğitimle başladığım iş hayatımı aslında rücu edip tekrar eğitimle devam etmek isteyip bir aile şirketi kurduk. Tek başıma değilim aslında. Aile şirketini temsilen buradayım. İki kız kardeş olarak biz kuruluşu başladık. Ayça Hanım ve ben. Şimdi kendisinin çok yeni bir bebeği oldu. Allah bağışlasın. Çok teşekkürler. Gökhan da bizi dinliyordur büyük olasılıkla. Dinliyordur muhtemelen. Ona da selamlar. Çok selamlar, sevgiler. Gönderelim buradan. O da taze baba oldu. Evet. Yeni, çok da keyifli. Aile gittikçe genişliyor artık. Genişliyor, evet. Çok güzel. Evet. Peki aile şirketi olarak kurduk dediniz Çilli Anaokulu'nu. Onun kuruluş aşamasından bahsedelim biraz dinleyicilerimize. Nasıl karar verdiniz, nasıl yola çıktınız? Daha önce de söylediğim gibi yaklaşık bir 8 yıllık eğitim sektöründe benim tecrübem vardı. Kardeşim Ayça Hanım zaten eğitim sektörünün içinde halen devam ediyordu. Benim o dönemde bir özel sektörde çalışma durumum söz konusuydu. Ailemiz, yani anne baba şehir dışında farklı bir ilde yaşıyorlardı. Onları da yanımıza gelsinler, birlikte bir şeyler yapalım. Hep birlikte bir sinerji oluşturalım amacıyla. Günal Özel Eğitim olarak Çilli Anaokulu'nun başlangıcını 8 Kasım 2010'da şirket kuruluşumuz oldu. 2 Şubat 2011'de de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onayımızla Çilli Anaokulu açılmış oldu. Evet, çok güzel. Küpe FM'in de komşusu, ilk kurulduğu günden beri aynı yerde hizmet vermeye devam ediyor değil mi Çilli Anaokulu? Çok güzel. Peki eğitim kadrosundan bahsedelim mi biraz?
Kalabalık bir kadroyuz biz. Anaokulu olarak gerçekten güzel, çok keyifli çalıştığım çalışma arkadaşlarıma da sevgilerimi yolluyorum buradan. Çok kalabalık bir kadroyuz. 6 tane öğretmenimiz var, 6 sınıfımızla birlikte. Her sınıfımızın yardımcı öğretmeni var, yardımcı teyzesi var, stajyer öğrencilerimiz var, branş öğretmenlerimiz var, okul müdürümüz, destek hizmet sektöründe olan arkadaşlarımız, hizmet biriminde olan arkadaşlarımız. Hakikaten hepsi canla başla, severek çalışıyorlar. Hem aidiyet duyguları yüksek. Çok güzel. Sevgilerimi tekrar gönderiyorum. Hem de işlerini çok çok iyi yapıyorlar. Evet. İyi bir ekiple çalışmak. İyi bir ekiple çalışıyoruz. Bir fark da yaratıyor kesinlikle, mutlaka değil mi? Kesinlikle. Keyifli bir çalışma ortamı. İnsan yaratıyor. Kaynağı gerçekten çok önemli. Çok önemli. Farkı orada yaratıyorsunuz. Evet. Peki Çilli Anaokulu'nda kardeşlerimizin, çocukların bir günü nasıl geçiyor sabahtan başlayıp? Sabah 8.30 gibi aslında tam olarak başlıyoruz ama bir kısım öğrencilerimiz serviste okulumuza geliyor, bir kısmı veli grubumuz getiriyor müstakil olarak. 9'da sabah kahvaltıları var, 9.30'da diğer bir grubun sabah kahvaltısı var. Sonrasında saat 12'ye kadar branş dersleri var, eğitim öğretim dersleri var, haftalık ders programları akışında. 12'de ve yarımda olmak üzere iki kademeli öğle yemekleri var. Sonrasında bir miktar yaş gruplarına göre değişen saat aralıklarında dinlenme saatleri var. Küçük yaş grubumuz daha çok uykuyla dinleniyor. Büyük yaş grubumuz farklı şekilde dinleniyorlar. Onun sonrasında yine tekrar ikindi kahvaltısı, tekrar faaliyetleri var. Yine branş dersleri var. Saat 5.30'da da okuldan ayrılıyorlar. Evet, çok güzel. Peki eğitim kadrosu çok geniş ve hani ekip olabilmiş bir kadro olduğunu az önce anlattıklarınızdan da anlamak mümkün. Bu eğitim kadrosunun uyguladığı eğitim modeli nedir? Neler yapılıyor? Biz özellikle zaten Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olduğumuz için Milli Eğitim'in müfredatını uygulamak zorundayız. Bunun dışında çocukların farklılıklarını ortaya çıkarabilmek, yeteneklerini ortaya çıkarabilmek, biraz daha görerek yaşayarak öğrenmelerini sağlayabilmek, özgüvenlerini en çok kazanmalarını sağlayacak şekilde interaktif bir eğitim gerçekleştirmek istiyoruz ki genelde toplum karşısında hep konuşma konusunda bir takım çekinceler olabiliyor ileriki yaşlarda. Onları şimdiden çözüp halledebilmek, güzel, kendine güvenen, içinde vicdanı olan çocukların olmasına özellikle önem göstermek istiyoruz. Çok güzel. Peki bu eğitim modelinin yanı sıra ekstra faaliyetleri de olduğunu biliyorum Çilli Anaokulu'nun. Bale gibi neler var başka? Neler yapıyor? Branş derslerimizin arasında modern dans ve bale var. Halk oyunları var. Satranç. İngilizce var. Drama var. Ve müzik var. Aynı zamanda her sabah da jimnastikleri var. Böyle çok, çok ritmik müzik eşliğinde keyifli dakikalar yaşıyorlar. Onlar için de eğlenceli oluyor. Onlar için de eğlenceli tabii ki. Peki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olduğunu söyledik az önce. Ne gibi gereklilikleri var? Onun da mutlaka ekstra bir sorumlulukları vardır. Mutlaka. Kuruluş aşamasında da bütün aşamalarda ben zaten birebir kendim gerçekleştirmek istedim. Destekçilerim o anda vardı. Çok teşekkür ediyorum onlara da. Bir kere İl Milli Eğitim Cağaloğlu, Ankara Milli Eğitim Bakanlığı, buradaki ilçe İl Milli Eğitim Müdürlüğü birçok yazışmalarla başlatıyorsunuz. Birçok denetimlerle başlatıyorsunuz olayı. Kuruluş aşamasından itibaren de sürekli size yazışmalarla, yapılması gereken prosedürel gerekliliklerle önünüze bir takım yaptırımlar konuyor. Bu bütün okullar için aynı. Silivri genelindeki bütün okullar için aynı. Denetimleriniz çok daha farklı. Bağlılıklarınız çok daha farklı. Buradaki ilçe Milli Eğitim Müdürü ile bağlantılarınız, sorumluluklarınız, yapmanız gerekenler çok daha farklı. Tam anlamıyla bizden mezun olduktan sonra birinci sınıfa başladığında öğrenci aynı sistemde tekrar devam etmiş oluyor gideceği okulla bağlantılı olarak. Evet, çok güzel. Peki çocuğun eğitiminde en önemli ayaklardan bir tanesi de hiç kuşkusuz veliler. Kesinlikle. Velilere ne gibi görevler düşüyor anaokulu eğitimi esnasında? Şimdi anaokulu velisi evladından ilk defa ayrılıyor ilk aşamada. Gerçekten çok duygusal anlar yaşanabiliyor zaman zaman. Ama güven duygusu çok önemli. Çocuğun da bize güvenmesi lazım. Tabii ilk başladığında bizi de tanımıyor. Sonrasında işte öğretmeniyle kurduğu bağ olsun,
Veli'nin öğretmeniyle kurduğu bağ olsun gerçekten çok önemli. Ve Veli sac ayağı oluşturmak gerekirse en önemli birimlerinden biri de Veli. Hı hı. Sürekli iletişimimizi kuvvetli tutarak, yaptıklarımızı anlatarak, onları da işin içinde var ederek biz eğitim sistemimizi ona göre kurduk. Okula gelmedi diyelim çocuk o gün. Mutlaka irtibata geçme ihtiyacı duyarız. Sohbetlerimiz olur. Merak ettiği bir şey varsa veli ulaşılmayacak kişiler değiliz. Gelip bizlerle birebir iletişime geçerler. Öğretmeni her zaman için sınıfın kaptanıdır. Onlarla iletişime geçebilirler. Ne kadar bağı ve iletişimi kuvvetli tutarsak o kadar güzel bir ürün çıkmış oluyor ortaya. O yüzden bizim için çok önemli. Evet, düzenli aralıklarla veli seminerleri de yaptığınızı biliyoruz. Evet. Onlardan bahsedelim biraz, nasıl içeriklerde oluyor? Veli bilgilendirme seminerlerimizde velimizin beklentileri, mutlaka ki çocuğuyla birlikte yaşadığı, aşması gereken veya çok güzel anları olabiliyor. Onları paylaşıyoruz. Hangi sorunda ya da hangi sıkıntıyı nasıl aşarsa, hangi yolu kullanırsa daha etkili olabilir, bunları göstermeye çalışıyoruz. Devamında da takip etmek zorundayız. Tabii ki hani verdik tamam bitti değil. Devamında da takip etmemiz lazım ki efektif olup olmadığını ölçebilelim. Evet. O yüzden veli seminerlerimiz bizim için çok önemli. Hem onların beklentileri için sosyal hayatta. Şimdi okulda çocuk farklı davranabilir, evde farklı davranabilir, sosyal hayatta farklı davranabilir. Güzel bir kompozisyonu ortaya çıkarmak istiyorsak bunun için mutlaka bu tür toplantıların yapılması gerekiyor. Evet. Peki Çillerne Okulu'nda eğitim her gün devam ediyor değil mi? Her gün. Her evet. gün var. Çok evet. güzel. Şimdi çok kısa bir şarkı yorumumuz olacak. Bizi okulda da dinliyorlardır mutlaka. Oradan dinleyenlere armağan edelim. Çillerne Okulu ailesine armağan olsun. Sonrasında çok kısa bir reklam aramız var efendim, ama reklamların sonrasında Gülgün Narinç Hanımefendi ile keyifli sohbetimiz devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın. Müzikal Tekniniz Küpe Efendi ve bendeniz Kamil Bilici ile birlikteliğiniz devam ediyor. Saatlerimiz 15.33'ü gösterirken eğitim rehberinde Çilli Anaokulu kurucusu Sayın Gülgün Narinç ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitim faaliyetlerinizden bahsettik, kurulum aşamasından bahsettik. Bir de yaz aylarında uyguladığınız yaz okulu uygulaması var. Evet. Dinleyicilerimize biraz da onu aktaralım mı? 12 ay açık bir okuluz. Hı hı. Yaz dönemi boyunca da yaz okulumuz mevcut. Hı. Yaz döneminde eğitim öğretimin yanında biraz daha böyle tatil tadında da olması amaçlı dış aktivitelerimiz de yer alıyor. Mutlaka yüzme ve binicilik aktivitelerimiz ekleniyor. Bahçe faaliyetlerimiz daha farklılaşıyor. Onun yanında yine işte İngilizcesi ve satrancı ile birlikte biraz daha hoş vakit geçirebilmek amaçlı faaliyetlerimiz ortaya çıkıyor. İki dönemden oluşan yaz okulumuz mevcut. Üçer haftadan. Haziran sonundan itibaren 3 hafta, Ağustos başından itibaren 3 hafta olmak üzere 2 dönem yaz okulumuz gerçekleşiyor. Peki hangi yaş grubuna hitap ediyorsunuz onda? Yani 3-6 mı? 4-5-6. 4-5-6. Evet. Yüzmeye gidiyorlar, biniciliğe gidiyorlar. Peki bununla ilgili ayrıntılı bilgi almak isterlerse size ulaşabilecekleri bir telefon numarası verelim mi dinleyicilerimize? Tabii ki. 736-1982. 1982. Çok güzel. 736-1982. 1982. Evet. İnternet adresi de var aynı zamanda Çillihan Okulu'nun. Evet, internet adresinden de özellikle fotoğraflar kısmından bakabilirler. Faaliyetlerimizi öğrenmek isteyebilirler. www.cillihanokulu.com. Çok güzel. Ben bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok ben keyifli bir sohbetti. Çillihan Okulu'nu böylelikle daha da yakından tanımış olduk. Dinleyicilerimize son mesajlarınız neler olacak? Güven ortamında güzel umutlarla çocukları yetiştirebilmek için mutlaka bizlerle birlikte iletişime geçmelerini isterim. Hem iyi bir arkadaş çevresi, hem iyi bir iletişim noktası, hem de gerçekten kendine, vatana, millete faydalı evlatlar yetiştirebilmek adına güzel bir başlangıç yeridir. Sohbet etmek isteriz. Çok teşekkür ediyoruz biz de bize vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun, için. İyi yayınlar diliyorum. İlerleyen çalışmalarınızda tekrar görüşmek üzere. Çok sağ olun, hayırlı günler. Efendim, Çilli Anaokulu kurucusu Sayın Gülgün Narinç ile keyifli bir sohbeti geride bıraktık. Eğitim rehberinde önümüzdeki pazartesi mektebim okulları kurucusu Sayın Ümit Kalkoy'u ağırlayacağız. Bu akşam saatler 17'yi gösterdiğinde Bay Bilici'de ben yine bu mikrofonun başında olacağım. O zamana kadar Küpe FM'den sakın ayrılmayın. Kamil Bilici ile Eğitim Rehberi sona erdi.